Selim abi Yaman'ın arabayı alması için parayı siz mi verdiniz? Hayır. Nereden buldu o zaman? Şarkıdan olduğunu söylüyor. Şarkıyı 5.000 liraya satmış Selim abi. Abisine verdiğim parayı mı aldı o zaman? Eğer öyleyse... Hayır. Para Kenan'da. Eğer her şey yolunda giderse Almanya'daki tedavisi için kullanılacak. O zaman korktuğum şeyi yaptı. Ne oldu? Yalancının mumu erken söndü. İşte Yaman Koper'in umutları, idealleri, geleceği hepsi bu kutunun içinde. Aşk da burada. Sadece Selim abimin verdiği çeki bozdurdum. Asım Bey'inkine dokunmadım. Öbürüne de dokunmamalıydın. Ya bana yalan söyledin. Bu kadar önemli miydi gururun Yaman? Ya beni hiç düşünmedin mi? İdeallerini, geleceğini çaldığımı öğrenmez miyim sandın Yaman? Ya benim borcumu ödemeye çalışırken beni daha büyük bir yükün altına soktun şimdi. Bir an mesele gurur değil. Borç da değil. Abi seni sorayım mı? Ben sadece artık uykundan kabuslarla uyanma istedim. O silah sesi kulağından gitsin istedim artık. Mira bak biz yenilmedik. Bize mücadele etme şansı bile vermediler ki yenilelim. Hükmen mağlup edildik biz. Ama bizim sevgimiz bu kuralı bozar. Bunu gör istedim. Sadece senin için değil. Ben kendi kafamda adaleti sağlamak için de yaptım bunu. İade ettim, çeki bozdurdum. Ya zaten bizim bir ayağımız bataklığın içinde. Herkes kendini kurtarmak için bizim üstümüze basıp geçiyor. Bari biz birbirimize siper olalım. Bak. Ben hayatım boyunca hep burayı dinleyip yolumu buldum. Bundan sonra da onun sesiyle devam edeceğim. Ama eğer sen benim verdiğim kararları onaylamıyorsan, bana güvenmiyorsan sen bilirsin. Ya çünkü benim içim rahat. İstiyorsa öyle kullandım. Ama Selim abi siz onu eğitim için... Ben mutlu bir geleceği olsun diye verdim. Eğer o bu şekilde mutluysa benim için uygundur. Bizim hayatımız hep böyle zor mu olacak Selim abi? Yani tam çok güzel bir şey yaşadık derken hemen sonunda bir diyet ödemek zorunda mıyız? Bazen hala birlikte olmamız delilik gibi geliyor. Aşk böyle deli bir şeydir işte. Yaramaz bir yavru kedi gibi tırmalar kalbini. Seni sürekli sınar, zorlar, canını acıtır ama arkanı dönüp gidemezsin. Dünyanın en kötü kavgasını da etsen, ertesi günü hatırlamayacağın bir nedenden tartışsan da sonunda hep aşk galip gelir. Hüzünlü gözleriyle baktığında o yavru kalbini yumuşatıverir.
siz çok şey yaşadınız Miracığım. Sevginizle de hepsinin üstünden geldiniz. Şimdi pes etme zamanı değil. Leyla uğradı ya. Bir sürü telefon numarası falan verdi. Almanya'dan mı? Evet. Onu ara, bunu ara falan deyip durdu. Bakarsın iş bulursun diyor ya. Belki giderim dönmem, ne dersin? Ya dur bakalım, bir gidelim de bakarız. Sen kesin gelebiliyorsun değil mi? Bilmiyorum, daha Selim abiden haber bekliyoruz. İyi tamam. Hadi beni gelişmelerden haberdar et. Tamam, ararım. Sana kızmamı çok zorlaştırıyorsun. Bu da benim cazibemin bir parçası. Bazen de çok kolaylaştırıyorsun onu.